Cümleten selamun aleyküm dostlar. Bugünkü videomuzun konusu Hürjet. TUSAŞ ile İspanya merkezli Artifical şirket arasında Hürjet için uçuş kumanda çubuklarının geliştirilmesi için 4.8 milyon euro tutarında bir sözleşme imzalandı. Artifical şirketi söz konusu sözleşme kapsamında TUSAŞ için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda çubuğunun tasarımını ve üretimini gerçekleştirecek. Daha önceki bir anlaşmanın üzerine yapılan bu yeni anlaşma Hürjet Jet eğitim uçağı için imzalandı. Artifkıl'a göre yeni sözleşme çubukların iki yeni versiyonun geliştirilmesi ve üretilmesi için iki aşamadan oluşmakta. Yaklaşık 1.3 milyon euro değerindeki ilk anlaşma 2020 yılında imzalanan ilk projenin kapsamını yeni uçak kumanda çubuklarının pasif versiyonu için artırılmış teknolojik ve mekanik yetenekleri içerecek şekilde genişletiliyor. Yaklaşık 3.5 milyon euro değerindeki ikinci aşama ise Savaş uçağı versiyonu için farklı mekanik, elektronik ve kontrol özelliklerine sahip aktif kumanda çubuklarının üretimini içeriyor. Hürjet jet eğitim uçağı projesi TUSAŞ tarafından eğitim uçağı, sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyel yönelik Hürjet programını başlattı. Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerine kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor. Bu proje kapsamında sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonunda tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması hedeflenmekte. Yine bu proje kapsamında 2 adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet statik ve 1 adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor. Prototip ile şu ana kadar çok sayıda test uçuşu gerçekleştirildi. Hali hazırda hürjetin uzunluğu 13 metre, kanatları 9.8 metre, dikey kuyruk yüksekliği 4.2 metre, kanat alanı 24 metrekare, servis tavanı 13.716 metre, tırmanış 35.000 fit, maksimum yük 2700 kilogram, Maksimum hız 1.4 mah, maksimum irtifa 45.000 fit ve kullandığı silahlar ise HGK-82, KGK, Teber-LGK, Lumtas, Minyatür bomba, Gökdoğan ve Bozdoğan ile AIM-9X silahlarını kullanabiliyor.